Halkının daim yüzü gülecek, o düşman ki bir gün hepten solacak, bu vatan bizimdir, bizim kalacak, vatana sahip çık, vatanı düşün. Kardeşlerim dikkat edin sözlere, aldanmayın düşmandaki yüzlere, kurtuluş da önder oldu bizlere, atana sahip çık, vatanı düşün. Osmanlı torunu Atatürk izi, şişirtmedi kimse de bahar yazı, şehit oldu oğlu Hemide kızı, yatana sahip çık, vatanı düşün. Tiktaşoğlu vermez bir karış toprak, soğumasın toprak da yeşersin yaprak, dalgalansın gökte o şanlı bayrak, tutana sahip çık, vatanı düşün. Eyvallah. Vatana sahip çık, vatanı düşün. Evet, kardeşimiz biraz su var Ankara'ya. Ramazan'da nasıl diyelim size, gerçek duyguları anlatan insanların yanındayız.
yani herkesin gelip görmesi lazım. Yani söylemekten olmaz bu işler. Aşıkların insanlara çok güzel dersler çıkarıyor. İnsanları uğraştığı stresten, yani nasıl söyleyeyim, kötü alışkanlıklardan hepsini silip götürüyor. O anki o duygular bir başka duygudur. Onu gelip görmek lazım. Yani benim söylememden olmaz. Yaklaşık 10 yaşından beri Aşıklar programına her Ramazan boyunca katılırım. Yalnız bizim aşıklarımızın bazı sıkıntıları var. İşte bu sıkıntıları da bizim ileri gelen Kars'ın esnaflarından, ileri gelen esnaflarımızdan gelip yardımcı olmaları gerekiyor. Bu anlamda Günay Bey'in çok çalışması oldu. Ya bu çalışmalar biraz, yani biraz sonuç verdi. Her ne kadar belediyenin, valiliğin yardımları olduysa da bile yine de esnafın bir el atması lazım bu işe. Yani Kars esnafının bu konu üzerinde duyarlı olmasını ben buradan talep ediyorum. Benim kendim de esnafım. Eğer çocuk diyor ya, ağaç yaşken eğilir. Çocuğunu eğitebiliyorsan getir aşıkların otağında eğit. İleride lazım olacak her konuda. Yani Kars'taki esnaflardan maddi olarak biraz destek alabilseler daha da güzel olacağına ben çok ama çok inanıyorum. İbadetinizi yaptıktan sonra aşıklara gidin. Aşıklar insanlara öyle güzel istikamet veriyorlar ki, yani bir dörtlüğü belki bir ömür boyunca onun yaşamında en güzel şeyler getirir ve bir ömür boyu lazım olur ona. Her akşam burada Ramazan'da Aşıklar programımız var. Arkadaşlarımızla türküler söylüyoruz, atışmalar yapılıyor, hikayeler anlatılıyor. Çünkü biz ta 71'den Çobanoğlu gazinosundan beri bu gelenek, belki ondan da 20-30 sene daha ileride gördüm ben. O kahveleri de gördüm. Oralardan günümüze kadar bu kültür geliyor. Demin arkadaşımın biri çok güzel söyledi. İnsanlarımızı davet ediyoruz. Yani insanlar kendi kültürüne bir gane kalmasın. Gelsin çoluğunu çocuğunu getirsinler. Bu kültür onlarındır. Aşık halk ile söyler. Aşık halkın adamıdır. Meclis olursa, toplum olursa aşık daha güzel feyize gelir. Söyler. Kars halkına ben buradan sesleniyorum. Kültürlerine sahip çıksınlar. Kültürlerini dinlemeye gelsinler. Aşık söyler, arif dinler, zarif inceler. Aşık söyler, arif dinler, zarif inceler. O arif insanların, o zarif insanların tekrar bu meclislerde olmalarını istiyoruz, bekliyoruz. Sevgiler, saygılar. Aşıklar otağı bir, eğer kendini bilene bir veli nimettir bura bize. Ve dostlarımızı da davet ediyoruz. Aşıklar otağında gelip dinlemelerini, gelip söylemelerini, gelip konuşmalarını ve buraya gelen de zararlı çıkmaz. Niye zararlı çıkmaz? Kültürünü artırır. Burası bir kültür ocağı, kültür yuvası olduğu için ben de yani davet ediyorum halkımızı, belediye başkanımızı, sayın rektörümüzü, sayın valimizi. Bunlar da biraz arkadaşımızın dediği gibi bize ilgi göstersinler. Bize ilgi gösterilirse bu kültür ölmez ve dostlarımızın sayesinde, evvelallah sizlerin sayesinde ölmeyecektiniz. Saygılar, sevgiler. İstanbul'dan geldim. Tabii bu aşıklık baba mesleğimiz. Ben de orada sürdürüyorum. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Gelen gençlerimiz bu kültürü alması lazım. Geleceğini görmeyen, geçmişini görmeyen geleceğini hiç göremez. Onun için ben herkese sevgi saygı sunuyorum. Ama aşıklık ölmesin, yaşasın diyorum.